Tekrardan makinesiyle işte tuttuk. Dedim, abi dedim, benden ve dedim, diğer konduktör arkadaştan bir sıkıntım, bir problemim varsa çözelim. Yani bu şekilde hizmet veremeyiz. Ondan sonra kurum için çok ağır kelimeler kullandım, tren için çok ağır kelimeler kullandım, yolcu için çok ağır kelimeler kullandım. Tabii ben onu taşıyamadım. Ve artık benim tutunacak dalım kalmamıştı. Çünkü her Ankara'ya gelişimde 1,5 milyar ekmek çekerek giriyordum. Çünkü aylığım artık patlak vermeye başlamıştı. Evdeki de hani insan gerekli ihtiyaçları var. Yani maddiden çok manevi ihtiyaçlar oluyor. Yani geldiği zaman 21 ayda 10 gün eve geliyorsun ve 7 gün eve geliyorsun. Yani diyelim ki bir öpücük almadan gidiyorsun. Suratın yine 5 karış. Tekrardan mutlu olmak için trende mutlu olmaya çalışıyorsun. Yani hizmetinle mutlu olmaya çalışıyorsun. Sahiplendiğin değerler için mutlu olmaya çalışıyorsun. Bu sefer makinesi de öyle olmadı. Bu sefer öğlen servisinde izin aldım. Sabah da gelmeyeceğimi söyledim. Gezdim, dolaştım. Berbere gittim. Hamama gittim. Geldim, dolaştım. En sonunda kendim çevreye ve topluma zarar vereceğimi hissettikten sonra karakola beni dedim misafir edildim. O zamanlarda geze eylemleri vardı. Ve onlar da biraz benim farklı muhammadlarını beni dışarı çıkartmak istediler. Gittiler otelde kaldılar. O bir de trenin hasılatları vardı. Ceplerimde dolu para yani. Yani benim sığınacak ve dertleşmek ve beni dinleyecek birine ihtiyacım vardı. Çok kötü. Etekleyerek kapıdan dışarı çıkartmak istedim. Ben çünkü o kapıdan dışarı çıkmak istedim. Korktum ve öbür odaya girdim. Öbür odaya girince tabii o itişme kakışma esnasında beni bir polise istemeyerek tokat vurdum. Tabii o tokattan sonrasında zaten ben hatırladım. Zaten sabaha kadar dayanmıştık zaten. Öyle gidiyor. Sonradan şu anda Ankara'da geçici görevde şu anda çalışıyorum.